Evet sevgili arkadaşlar, golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmış olan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman'ın bazı konuşmalarıyla giriş yapacağım arkadaşlar. Hepsini eklemeye kalkırsak bayağı işin içinden çıkamayız. Ben Fenerbahçe'deki denklemin içinde yokum, olmayacağım da diyor Alex de Souza mevzularından ilgili. Ben kısa kısa birkaç cümlesini okuyayım Aykut Kocaman'ın. Başkanın yaptıkları beni gerçekten üzüyor. Benim olduğum karşılaşmada tribüne Alex'i getirmek gerçekten çok anlamsız durumlar demiş. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak. Alex en fazla benim zamanımda oynamış. Ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak demiş. Valbuena için de geçerli bunlar. Transferinde ben istedim bireysel becerisi yüksekti. 2017-18 sezonun ilk 11 haftasında takıma en çok katkı sağlayan oyuncuydu. 11. haftadaki Osmanlıspor maçından sonra ben ayrıldım ve geri döndüm. Sonra kalan 23 haftada bütün antrenörlerin istediği şey uyumlu bir takım oluşturmaktı diyor. Uyumlu takım parçası haline geldi Valbuena. Ondan sonraki yıl ne oldu? Olympiakos'ta ne oldu? Çok uzun zamandır çalıştırıcı. Zaman zaman ihtiyacı olduğu zaman da oynatarak yine doğru rakamlara doğru geldi demiş. Bizim işimiz oyuncularımızdan ve takımımızdan en yüksek uyumu sağlamaya çalışmak. Bu uyumun içinde bazen Alex olabilir, bazen olmayabilir. Şimdi antrenörlük yapıyor. Aynı şeyleri yaşayacaktır. Valbuena yarın diğer tarafa geçince o da aynı şeyleri yaşayacak. Bir reaksiyon göstermişti. Yarın onun oyuncuları da ona o reaksiyonu gösterecek diyor. Ben Alex'in biraz organize durum tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Alex'in kullanıldığını düşünüyorum. Alex'in böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bana bugün sorarsanız ben yine aynı şeyleri söylüyorum. Ben 0-0 biten Konyaspor Fenerbahçe maçından sonra da söyledim. Alex'in stada geldiği maç. Biz karşı karşıya gelirsek bundan Fenerbahçe'nin ne kazancı olacak? Fenerbahçe'nin ana sorunu bu değil. Fenerbahçe'nin ana sorunu şu an Fenerbahçe'yi oluşturan ana dinamiklerin birbirine karşı olması şu anda. Fenerbahçe'nin kendisini güç haline getiren dinamikleri artık birbirine işbirliği yapmaya ihtiyacı var. En büyük problemi var. Bu olmadığı sürece sıkıntılar devam edebilir demiş. Alex ve Aykut Kocaman'ı karşı karşıya getirmenin Fenerbahçeliler açısından yani baktığın zaman ne gibi kazancı olabilir diyor. Ben bu denklemin dışında yaşayan bir insanım. Bunu oluşturmaya çalışanlara prim vermemek için tamamen kendi dünyasında yaşayan, hiçbir şeye karışmayan bir insanım demiş. Aykut Kocaman. 12 Mayıs'ta bizim şampiyon yapılma ihtimalimiz yüzde kaçtı? O kadar darbe vurdukları bir camianın hem kupayı hem ligi kazanmasına izin verirler miydi sanıyorsunuz demiş. Ondan sonra herhalde Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bir sezonda hem Türkiye Kupası'nı hem şampiyonluğu kazandıkları oldu. Demek ki sadece bize karşı düşmanlıkları var herkesin. Bir bu. İkincisi, hani şampiyon yaptırmayacaklarını bildiğin için mi Alex'i 75 dakika yanında oturttun diyenlere ne cevap vereceksin Aykut Kocaman? Gökhan Gönül o maçta yedekti, Caner yedekti, Alex yedekti. Semih oyundan alındı, Bienvenu sahaya sürüldü. Yani maça çıkan kadroda çok ilginç şeyler yok muydu? Orhan Şam ilk 11 başladı mesela. Gökhan Gönül yedek başlatıldı. Yani Semih ile Christian oyundan çıkartıldı. Gol beklediği sürelerde takımın. Çok ilginç değil miydi? Emre, Selçuk, Christian 3 tane yani defansif sayılabilir orta sahayla maça çıkıldı. O gün o maça çıkması gereken kadro Volkan, Gökhan, Bekir, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Christian, Stoh, Alex, Semih'ti. Sen bu şekilde çıksaydın bak bakalım şampiyon yaptırıyorlar mı yaptırmıyorlar. Demek ki senin de korktuğun bir şey var. Yani bir gol yüzünden diyor ortalığı yakıp yıkmak mantıklı değil. Tıpkı geçen sene Fenerbahçe'nin Sivas maçının ardından kadroyu yıkıp yeniden yapılmaya çalışılması gibi diyor. Mesela bu cümleler doğru. Belki de bu sezon büyük takımlardan bir tanesi Allah korusun diyeyim mi demeyeyim mi bilemedim küme düşecek. İnşallah düşer. Onu söyleyeyim. Valla Aykut Kocaman mı Löw mü? Dün sosyal medyada Löw %100 denildi. Bugünden için haber verecek denildi. Bugün bekliyorum. Ama şu bir gerçek. Biz Löw'den bir rapor istedik. O da bizden isteklerini belirtti. Tabii ki bizden istediklerin içerisinde yıllık belli miktarlar, bonservis ücretleriyle transferler falan var. Tabii biz de fikirlerimizi koyduk ortaya. Aslına bakarsanız dün itibariyle her şey herkese göre Löw çok yakındı.
Yağız Sabuncu oldu en yakın o dedi. Sercan Hamzoğlu da dedi. Ahmet Ercanlar da dedi. Sosyal medyadakiler de dedi. Yani birkaç detay var. Onların dışında her şey okey dediler. Yani Löw oldu gibi diyorlar yani. Hatta Ali Koç Löw'ü cebinden karşılayacak diyorlar. Şu an bile anlaştığımız oyuncuları Löw'e soruyoruz. Ne diyorsun? Alalım mı, almayalım mı diye. Karar veriyor, verme aşamasına diyorlar. Löw'ü bekliyoruz. Yani hayırlı olsun Löw. Ama bir bakmışsınız Löw diye sezon sonunda Aykut Kocaman gelmiş. Burası Fenerbahçe. Ahmet Ercanlar demişken Gustavo geldiğinden beri herkes bayram etti. Geçtiğimiz sezonlarda herkes Gustavo için takımın yıldızı diyordu. Bugün kötü oynuyor diye. Rogo'nun Fenerbahçe'ye kazığı mı oldu diyor. Ahmet Bey'e birisi futbolu anlatsın. Rogo'nun kazığı demiyorlar. Aldığı yıllık ücretten dolayı sövüyorlar. Yani aldığı yıllık ücretten dolayı. Şimdi Fenerbahçe'de büyük bir sıkıntı var. Bilmiyorum farkında mısınız? Ali Koç döneminde oyuncu satışından 3,5 yılda 70 milyon eurodan fazla gelir elde edilmiş. Gayet güzel. Yani 3,5 yılda 70 milyon eurodan fazla gelir. Hemen hemen yıllık 30 milyon şey ha. Yıllık hemen hemen 20 milyon euro bandında bir şey. Net olarak 20 milyon bandında bir şey. Belki 20'yi 30'a da çekersin zamanla. Ama anlamadığınız şu. Max Kruse'nin tazminatı. İşte Samatta'ya verilen para. Samatta gibi kimlere verilen para. Hani inceden inceden Kemal Adem'in sürpriz yumurtadan çıkması. Sonra göndermek için uğraşılması. Hani her sene 15-20 tane oyuncu getirildi, götürüldü. 70 milyon euronun kaçı çöp edildi? Onu da düşünmek lazım. Ve ilginç bir şey, Fenerbahçe'de kaleci krizinin sebebi belli oldu diye bir haber var. Normalde ben böyle haberleri umursamam. Ama Altay'ın uzun süreli sakatlığının ardından Berke Özer kaleye geçti. Ve Berke'de de ciddi bir düşüş gözlemlenince kaleci antrenöründeki istikrarsızlık göze çarptı. 3,5 senede Fenerbahçe'nin 7 kaleci antrenörü olmuş arkadaşlar. Yani düşünün ya, Sivas maçından sonra da Berke'ye yönelten eleştiriler. Ben şunu söylüyorum, Sivas maçında da Antalya maçında da belki Altay Bayındır kalede olsaydı fazladan 4 puanlı olacaktı. Aynı Altay ilk devredeki Sivas maçında saçmalamasaydı oradan da bir 2 puan ekledi, 6 puan. Yani şampiyonluklar, ikincilikler böyle böyle gidiyor. Bakın, Volkan Demirel futbolu bırakmasından sonra sırayla Harun Tekin, Altay Bayındır, Berke Özer, Oytun, Özdoğan ve Ertuğrul Çetin kaleye geçti. Yani Altay'da zaman zaman düşüşlerde dikkatten kaçmadı. Murat Öztürk'ün kaleci antrenörlüğünden başlayan, Erdem Bali ile devam eden, Ersun Yanal'la beraber kaleci antrenörlüğüne Alper Boğuşlu'nun gelmesi, Boğuşlu'nun ömrü uzun olmayınca Marco Knop'la anlaşılması. Bak, Marco Knop içlerinde en iyisiydi. Hala bugün bile söylüyorum. Hatta bir raporu varmış. Serdar Alçelik der diyor işte Ertuğrul Taşkınan istedi. Berke'yi gönderin dedi diye ama kimse dinlemedi. Yani Altay'ın performansı Michael Kraft'tan uçtu. Vitor Pereira ile gelmesiyle birlikte Kraft'tan yollar ayrıldı. Ricardo Matos kısa süre görev yaptı. Şimdi İsmail Kartal'la birlikte Haluk Kaplan tekrar geldi kaleci antrenörlüğüne. Yani bir seneyi bitiren kaleci antrenörü yok gibi bir şey. Tabi bu da Fenerbahçe'nin sıkıntısı arkadaşlar. Şimdi Murat Öztürk, Erdem Bali ve Alper Boğuşlu'nun kaleci antrenörlüğünde takım 34 maçta 44 gol yiyor. 2019-2020'de Altay Bayındır, Harun Tekin kalede yer alıyor. Alper Boğuşlu kaleci antrenörü ve ligde 34 maçta 46 yeniliyor. 2020-21'de Kraft'ın antrenörlüğünde Altay, Harun ve Oytun 40 maçta sadece 31 gole izin veriyor. Ki Oytun'un Gaziantep maçında yediği saçma sapanı hatırlayın. Harun'un yumurtlamalarını hatırlayın. Yani o sezon Altay Bayındır'ın prime sezonuydu. Hatta o sezon bir şey diyorduk. Uğurcan Çakır ne alaka ya? Milli takımın kalecisi Altay'dır diyorduk. Kraft gitti. Bu sezon 23 maçta 28 gol yenildi. Buradan da bir pay biçmeniz lazım arkadaşlar. Fenerbahçe'de hiçbir başarı cezasız bırakılmıyor. Şimdi Okay Karacan demiş ki beIN Sports sanırım 200 milyon dolarlık teklif vermiş. Kulüp başına 10 milyon dolar düşüyor. Hadi büyük takımlara 30'lar düşsün. Yani 3 büyük takıma. 30 milyonla 3 büyükler orta sahayı geçemez demiş. Ben şunu söyleyeyim, devletin kanalı TRT'dir. Eğer Türk şirketler teklif verecekse hepsi TL üzerinden verecektir. Muhtemelen ihale TRT'ye kalacaktır. Kalsın.
Herkes futbol izlesin. Ne kadar güzel futbolumuz var. Adaletli. Hak edenin şampiyon olduğu, hak edenin maç kazandığı. Çok adil bir futbolumuz var. Bırakın herkes adil futbol izlesin. Adalet nasıl sağlanırmış herkes izlensin. Yani futbolun masa başında değil de sahada kazanıldığını herkes görsün. Bence. Ki iş oraya da gidiyor, haberiniz olsun. Şimdi biraz kısa kısalara geçelim mi? Aslında vermek istediğim bombalar vardı. Onları en sona saklayayım. Antalyaspor Sinan Gümüş için temasa geçmiş. Sinan'ın Antalya yöneticilerinden düşünmek için süre istediği bilgisi var. Antalya yerel basının haberi. Valla elden gitsin de isterse Pontus Rum takımlarından birine gitsin, umurumda değil. Şey, Pontus Rum şey Kuzey Kıbrıs Rum kesimi takımlarından Apoel Limassol'a gitsin, umurumda değil. Defolsun gitsin. Fenerbahçe'nin kuruşunu yemesin. Ha, 2,5 milyon euroluk teklif vardı. Beyefendi kabul etmemişti. Muhtemelen içinde giderken de alacaklarının bir kısmını bırakır. Nereye giderse gider. Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Filip Novak günün ikinci antrenmanında çalışmalarını yine takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürüyorlar. Bir takım kampa giriyorsa o takımın her futbolcusu o kampa gitmek zorundadır. Koronavirüs istisna. Hepimiz farkındayız. Tedbirler var, devletin aldığı tedbirler var vesaire vesaire. Onu saymıyorum. Ama her futbolcu o kampa katılmak zorunda. Novak da Serdar sakatken katılıyor. Mert Hakan'la Mesut katılmıyorsa herhalde Mert Hakan da Mesut da kendine kulüp arıyordur diye düşünüyorum ben. Miguel Crespo'nun uzun açıklamaları var. Sadece iki cümleyi aldım. Bizim tek hedefimiz Fenerbahçe'nin kazanma alışkanlığını tekrar geri getirmek. Bütün hedefimiz bu diyor. Yani eleman biliyor. Bu arada Antalya kampı demişken neydi o Martin Mirchevski'nin menajeriyle transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a davet edildiği falan filan deniliyordu. Sonra futbolcu Antalya'ya indi denildi. Evet, bunların hepsi doğru arkadaşlar. Ancak Fenerbahçe'nin gündemindeki Martin Mirchevski'nin kulübü komple Antalya'da kamptaymış. Ya takımıyla kampa gelmiş. Yani takımıyla kampa gelmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra Real Madrid Elif Elmas'ı transfer listesine eklemiş. Türkiye'nin en iyi muhasebecilerini çağırın. Hesaplamalar yapılacak. Onu da söyleyelim. Başka Ahmet Ercanlar Fenerbahçe Glasgow Rangers'ın forveti Alfredo Morelos'a teklif yaptı demiş. Glasgow'un teklife yanıtı bekleniyor demiş. Alfredo Morelos'u gano lay 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 lay. Alfredo Morelos. Morelos olmasın o. Alfredo Morelos. Samatta'nın cimciriksiz hali. Samatta'nın yandan yemişi. Yani Samatta'nın yandan yemişi, yalan yok. Morelos diyor, ne diyorsun? Şimdi bu arkadaş 13 milyon euroya kadar yükselmiş. Evet, İskoçya liginde oynuyor. 25 yaşında henüz. Haziran'da 26 olacak. Kolombiyalı 1,77 boyunda. Buraya kadar süper. Kolombiya milli takımında 11 kez oynayıp bir gol atmış. Buraya kadar da süper. Hiçbir sıkıntımız yok. Okey. Futbolcunun istatistikleri gayet güzel. Aile üyeleri, futbolcunun menajerliğini yapıyor. Rogon falan da değil. Bu da güzel. 2017'de 1 milyon 200 bin euroyu almışlar. Okey. Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 gol. Lig Kupası'nda 3 maçta 1 gol. Avrupa Ligi elemelerinde 2 maçta 1 gol. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 maçta 1 gol. İskoçya Premier Ligi'nde 19 maçta 8 gol, 4 asist. 2.284 dakikalık bir kariyer. 2.284 böl Doskan'a 25,37. 26 diyelim. 26 maçta 13 gol 4 asist. Güzel. Piyasa değeri 13 milyon euro. Biz şey demişizdir. Bakın Gdeskov, biz size tükürük verelim. Siz bize Morelos'u verin. Glasgow bu durur mu? Yapıştırmış cevabı. Hani pere? Bizimkiler demiş ki biz size öpücük gönderelim. Norveç'teki arkadaşlar da size için tweet atsınlar. Siz bize verin. Sorması
Ayıptır da biz hangi parayla alacağız Alfredo Morelos'u? Bir, ikincisi Morelos'un oyun tarzı eğer sprinter ceza sahasına koşu yapan futbolcuysa mantıklı. Ancak hangi parayla alacağımızı tekrar bir kez daha sormak istiyorum. Onu da belirteyim. Üçüncüsü hani Samatta'ya Mamatta'ya falan takas makas verecek olsak mantıklı olurdu. Onun dışında ben Morelos teklifini pek fazla kabul edeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Gislian Konan'ı artık getirecek herhalde. Çünkü sosyal medyadaki birçok duyumcumuz da artık Konan'ın gelmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Diyorlar ki nerede kaldı bu deli Konan? Konan için 1,5 milyon euro bonservis ödeyeceğiz diye duyum vermişler. Ama ben 300-400 bin euro verirsek şaşırmayın diye eklemeye de bulunayım. Çayımı da yudumlayayım. Bardağım çok güzel değil mi? Tabii güzel olacak. Sponsor bardağı bu. Bu arada sponsorumuz videoların izlenme süresi artarsa bir çekiliş yapacağını belirtiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çayı bitireyim de taze çay gelsin. Yani bir forma çekilişi olacağını söylüyor. Hatta bu videoda mesela şöyle bir yorum falan atın bu videoya. Beğeni arttırın. Reklamlara tıklamayı arttırın. Belki sayı daha da artar. Forma çekilişi yapacaklarını söylüyorlar. Benim sponsorum da sağlamdır. Hocam iddia sitesiymiş. Bahis sitesiymiş. Yasa dışı siteymiş. Arkadaşlar internet sadece bende yok. Hepinizde var. Golvar.com tıklayın girin bakın. Haçen ne görüyorsunuz? Bunu görüyorsunuz. Abi Paluk'tur. Paluk değildir. Golvar.com sitedir. Girin bakın. Girin bakın abi ya. Ya kulaktan dolma bilgilere cahiller inanır sadece. Yapmayın etmeyin ya. Araştırın. Ya Müslüman değil misiniz elhamdülillah? Ne diyor? Ya bir fasık size bir şey vereceğim ya da bir haberci diyeyim. Yalancı demeyeyim. Bir haberci size bir haber verdiği zaman onun doğruluğunu araştırmadan kimseye yaymayın. Çünkü kişiye duyduğunu direkt aktarması da yalan olarak, günah olarak yeter. Yetmez mi? Açın bakın. Neyse 1,5 demişler Konancı. Ben diyorum ki 300-400 bin euro. Hatta futbolcunun kendisine de 1 milyon euro veririz. Muhtemelen İstanbul'a davet ederiz görüşme için. Bir bakarsınız yarın özel uçakla İstanbul'da. Bugün olmasını bekleme çünkü milli takım fil dişi elendi. Zaten fil dişi elendiği zaman dedik ki hayırlı olsun. Normal şartlarda fil dişiyle sonuna kadar gitmesi lazımdı. Eğer sonuna kadar gitseydi kesin imzalar atılmış derdik de. Ya fil dişinin finale falan kalması lazımdı. Yıllıkta 1 milyon euro falan maaş veririz olur biter. Yusuf Demir'i çok yazmışlar Fenerbahçe'ye. Ya ben onu esprisine söyledim hemen haberleştirmişlerdi. Tabii ben esprisine söyleyince çok oluyor. Barcelona'ya feshettikten sonra falan şey yaptı da. Yusuf Demir'in Türkiye'ye dönmek gibi bir fikri yok. Gelmek gibi bir fikri yok pardon. Rogon sağ bek Clinton Mata'yı Fenerbahçe'ye önerdi. O Mata buraya gelecek. Ha Juan Mata, ha Clinton Mata. Göz bir arar. Transfer sezonu olduğu zaman göz bir arar. Bir Hatem Ben Arfa'yı arar. Bir Juan Mata'yı arar. Bir Jorge Jesus'u arar. Arar. Ama sen arama demeye gerek yok. Arar yani. Göz arar. Şimdi Clinton Mata'nın istatistikleri önümde şu an transfer marketi. Aslında var ya bunları şöyle size de göstersem nasıl olur ya? Şöyle print screen'le kessem. Ama çok zahmetli iş ya. Yani siz bunu basit bir şey zannetmeyin arkadaşlar. Çok zahmetli iş bunlar. Bir de yani biz kim, o teknolojiler kim? Mesela şöyle olacak işte ekrana diyeceğim resim ekle. Ondan sonra Clinton Mata'nın transfer marketindeki gol asist sayılarını çıkartacağız. He? Dolar düşecek. He? Mesela benim videom şöyle küçülecek. Sonra ekrana bu büyük gelecek böyle. Sponsorumuzu kaplamasın. Çok güzel. Oldu canım. Bizde nerede o teknoloji? Futbolcunun istatistikleri böyle ekranda çıkacak. Kandırmayın Fenerbahçelileri ya. Clinton Mata falan gelmez. Neyse futbolcunun istatistikleri 2973 dakika. Dehşetül vahşet bir olay. Dehşetül vahşet bir olay. İnanılır gibi değil. Dehşetül vahşet bir istatistik futbolcunun.
2970 dakika nedir abi? E şimdi Allah'tan korkmuyorsunuz. Bu kadar dakika yani çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ve gol asist katkısı. Aa! İnanılmaz bir şey oldu. Siz şu an görebiliyor musunuz? Çok ilginç. Demek ki uslu bir çocuk oldunuz ki görebiliyorsunuz ekranda. Şimdi bu arkadaşın istatistikler güzel. 33 maç, 2 gol, 4 asist, 2973 dakika. Angola milli takımıyla 8 maça çıkmış. Angolalı futbolcu. Yalnız yaş 29. 7 Kasım doğumlu. Hocam 6 Kasım'da 6-0, 7 Kasım'da 7-0. Bunu alırsak 7'yi alırız. Rogo'nun futbolcusu 8 milyon euro piyasası var. Ancak futbolcumuz şey, futbolcumuz derken ya futbolcu pardon videodaki futbolcu. Hayır, başka tarafa çekmeyin. 1,5 milyon euroya almışlar zamanında futbolcuyu. Yaz hemen yaz. Futbolcumuz dedi. Kesin aldık söylemiyor. Nazar değmesin diye. Bekir Van Belki'yi de 3 maçta 3 asist yapmış. Yani lig performansı bu. Hani 1,5-2'ye falan verirler mi? Vermezler. 3'e 4'e verirler mi? Vermezler. O yüzden bunu çok beklemeyin. Ama ben size başka bir isim vereceğim. Ekrana ilginç bir şey getireceğim. Geldi mi? Ekrana ilginç bir şey geldi. Biraz daha küçülüyüm. Cebinize kadar gireyim. Gadsden Fernandes. Otson Firmino. Gitsin Fernandes diyor. 23 yaşında 9 Ocak doğumlu. Portekizli oyuncu. Merkez orta saha. Mr. and Mrs. Pussy Neighbor şeyinin futbolcusu. Yani Bruno Fernandes falan. Nuno Mendes. Hep Portekizlileri şey yapmış. Bir tane Anderson Silva var Brezilyalı. Anderson Silva mı? 1,5 milyon euro Beijing Guoan'daki. Vay. Neyse. 8 milyon euro piyasa değeri var. Galatasaray alacakmış bu futbolcuyu. Yani Galatasaray alacakmış bu futbolcuyu. Alsınlar bakalım nasıl alıyorlar. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Bu arada Alfredo Morales için Samatta'dan hiçbir farkı yok diyor söyleyenler var. Ben bilmiyorum yorumlarınızı atarsanız arkadaşlar. Yani o yüzden çok bir şey söylemeyeceğim. Ama bu Gedson Fernandes'i ben boşuna ekrana getirmemişimdir herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Kendi adıma öyle düşünüyorum. Muhtemelen bir bildiğimiz vardır. Vardır Mustafa Hoca'nın bir bildiği. Hayırlısı gülüm. Ne diyelim? Bir futbolcuyu 1.000 takım ister, bir takım alır. Belli olmaz bu işler. Subliminal mesajımızı da verdiğimize göre, sizlerden de beğeniye tıklama istediğimize göre ben artık müsaadenizi isteyeyim. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere dostlar.